Şöyle söyleyeceğim tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Hiç sevmeyen sevmeyebilir opera sanatını ama bir de etrafta çok gördüğüm ön yargılı insanlar var. Yani e, ya ben anlamam ya belki anlarsın. Yani, özden diyorum ki ben buradan bizi izleyenlere de bir kez olsun bir opera temsiline ve bir bale temsiline gidin. Eminim ki en az yüzde %30, %30'u 40'ı e, bir daha gelecektir. <laughs> Mesela benim e, kendi adıma en mutlu olduğum övgü, e, eksik olmayın sitayişle bahsediyorsunuz deminden beri çok teşekkür ederim ama benim kendi adımı en mutlu olduğum övgü birisinin bana ya sizin sayenizde 40 yaşından sonra 50 yaşından sonra 60 yaşından sonra hmm, opera izleyicisi oldum İşte bu bana yapılabilecek <laughs> bana söylenebilecek en büyük övgü e, çünkü hiç bilmeyenleri bu muhteşem sanatlarla tanışmamış olanları bir şekilde e, tanıştırmak e, onları bu zenginlikle bir araya getirebilmek, buna vesile olmak benim için çok önemli. Zaten çıkış noktamız bu. bir ümit, yani ümidimin çok yüksek olduğu bir taraf var. yurt dışında bütün operalarda neredeyse söylüyorum. işte yani Bolşoy'undan, Arena de Veronus'un, polisi Viyana'sı, Berlin'i, işte fotoğraf falan bindi. işte birkaç ay önce Zubin Mehta ile Berlin soperde Turandot'tan Zubin Mehta Dünya klasik müzik tarihi. Ya sizin, gelmiş, geçmiş, sizin kariyerinizle ilgili olarak zaten bana e, e, çalışma arkadaşlarım böyle kartlarda hazırlanıyor, hazırlıyor. Mesela Nurgül Yeşilçay işte şu kadarcık yani. Bunun yarısı da büyük büyük yazdık. Ondan sonra hani Nurgül'ün kariyeri. Sizinkisi e, ondan sonra sayfa sayfa böyle... Ee, şey çünkü kartlara ben yazsaydım yazardım sana evet kart, kartlara <laughs> sığmadığı için sizin kariyer yani buna girdiğimiz anda böyle e, böyle hayatım gözlerinin önünden film gibi geçiyor belgeseli olur yani, yani ben akademik. 2012'de başladım Avrupa'da kariyerime yani e, sanata sanatı 2000'lerin başında 2002-2003'te başladım 2012'den itibaren yurt dışında Avrupa'da ve dünyada şarkı söylüyorum e, ve e, dediğim gibi İster istemez her çıktığınız operada, tiyatroda e, oradaki demografik yapıyı sezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ve e, beni çok mutlu eden ve herkes de çok mutlu etmesi gerektiğini düşündüğüm e, bir çıkarımım var ki dünyadaki belki de en genç opera ve bale izleyicisi Türkiye. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Çok bir röportajınızda söylüyorsunuz. Çok Hakikaten bu, bu aynı şeyi söylüyorsunuz yani. Nasıl oluyor? Niye çok bu kadar yani ben çünkü gidiyorum her temsilde bakıyorum yurt dışında da yani gelenleri gelen izleyici profiline. E, ya bu demek ki bir şeyin temelleri doğru atılmış ve bugüne kadar doğru gelinmiş. E, ve Ama Avrupa'da yaşlı nüfusun çok olmasıyla bir alakası da olabilir bunun. Hayır değil. Biz e, neresiydi <laughs> orası? Adaya gittik. Neydi o? Bregenz. Evet. Bregenz'de hani evet. ada gibi var. Bregenz. Böyle... Bregenz e, Avusturya'da kıyısında evet. bir e, Avusturya, ilçak... İsviçre, Almanya. Değil mi? Evet. yani evet. Gölün bir tarafı, gölün üç bir tane tarafı, ül ülkeye bakıyor. Gidiyorsun, bir ülkeye in in iniyorsun, oradan başka ülkeye geçiyorsun, oradan bakkala gitmek için öbür ülkeye geçiyorsun, filan <laughs> gibi bir yerde, bir ada gibi o soni bir gölün, ada galiba. Gölün üzerine, gölün bir üzerine. gölün üzerine Hı. adamlar çakmışlar demirleri, evet. çelik demirleri ve her sene o gölün üzerinde ve tam da karşısında bir çok büyük bir tribün koymuşlar işte. 5 bin bir bin bir oyun iki sezon oynuyor galiba. Ee, bazen yani evet. ve oraya özel inanılmaz devasa e, bir dekor kuruyorlar ve açık havada arkada göl manzarası ile beraber 5 bin 10 bin kişiye kapalı gişe temsil ediyor Ve böyle bir şeyden yani sen sahne gölün üzerinde sen karadasın Turandot. Ay çok güzel. Turandot, Turandot izledik. Ve bir şey. şimdi aynen e... yani Google'da Google'da bulabilirse arkadaşlar evet. bir tane görüntüye evet, bir çok... yani <laughs> Bregenz Turandot diye bir şey gösterebilir miyiz mesela? Ya yani, Bregens gösterse başka şeyler de var zaten fotoğraflar ama ilginç olan şey şu. Oraya da böyle şeyle gidiyorsun. E, küçük gemilerle gidiyorsun. Orada şampanya ikramı falan böyle gemide ama herkes yani bunun yani bir şey yok zaten o korkunç pahalı. Oraya gitmek pahalı. İsviçre pahalı falan ama gidiyorsun ben şuna çok şaşırdım ben saçlarımı boyadığım için tek siyah saçlı bendim binlerce kişi arasında hakikaten cennete yolculuk gibiydi ee, ve ölmek gibi. üzere olan herkes oraya gelmişti çok yaşlı bir kitle var. Genç nüfusun Avrupa'da ve dünyada gerçekten ilgisi Türkiye'deki genç nüfusa göre çok daha az. Çok Sen bunu neye bağlıyorsun? Çok mutluluk verici bir şey. Demek ki yatırım doğru yapılmış bugüne kadar. Yani doğru bir yol izlenmiş ve dediğim gibi Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından bir tanesi işte gördüğümüz gibi buraya gelsede görüyorsunuz bir dekor. Daha fazla, daha farklı dekorlar da var yani. Onları da görebiliriz. Ee, şurada evet. Burada e, bu şey mi? Birkaç farklı fotoğraf da olabilir. İşte burada ya, oturuluyor. muhtemelen burada Çin seddini e, simgelemişler evet. arkada. Genelde yağmur yağıyor böyle, herkes böyle e, yağmurluklar falan filan. Ama bu tabi bu kadar az kişi yok böyle, binlerce kişi var. Tabi tabi, yani çok büyük bir şey. Mesela e, Turandot operası benim de en sevdiğim opera. Seslendirmekten de bu sene hem Berlin'de hem de Verona'da söyledim. Mesela de Verona'da ayrı bir hikaye. Yani birinci e, yüzyıldan kalan bir arena Verona'da. Tam ortasında bir arenadan bahsediyoruz ve 100 yılı, bu sene yüzüncüsü .si yapılacak bir opera festivali. Ben son 7-8 yıldır orada da sahne alıyorum. E, 15 bin kişi ve çıplak sesle seslesedir. Yani 15 bin kişi ve çıplak sesle. Çıplak sesle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben Atatürk Kültür Merkezinde sizi izlemeye geldiğimde e, solistler olarak, iki solist olarak çıplak sesle söylediniz. Evet. E, şeyde seyrettiğimde e, ismini getirin. E, Toska'da, İstanbul'da Toska'da e, seslendirme Mi, vardı. E, mikrofon. N e, neden seslenme? Biliyorsunuz o aslında açık havada yapılacak da. Hava evet, o yüzden mikrofonlar var. İçeri alındı. E, Haliç Kongre Merkezi. Haliç Kongre Merkezi. olmadığı için içeride e, ses yükselttik ama normal şartlarda asla. E, Peki Zantar, bu da Atatürk bu da çok ilginç bir şey. E, şey. oyunlara gidiyorsanız tiyatro oyunlarına ya da bütün tiyatro oyunları çok küçük 50 kişilik, 100 kişilik bir salon olmadığı takdirde niçin tiyatro, devlet tiyatroları yine evet, mikrofon kullanıyor, herkes mikrofonla oynuyor ve bunu bir yerde de şey şuna da bağlıyorum, bazı Bence oyuncuların sesinin içti. çıkmamasına da bağlıyorum. Fakat tabii ki opera eğitimi. E Opera eğitimi çok daha sofistike bir eğitimdir. Ee, tiyatro tabii, eğitiminden tabii. E, rol ve Sadece aynı zamanda şarkı ona, şarkı söylüyorlar. Ben, ben rahatlıkla söylerim. Ee, ve kolay bir şey değil. Tabii ki sahne akustiği gerekiyor bunun için. Ya zaten mutlaka olmazsa olmazı tabii, sahne. Ben çok ama. amaçlı sahne. Binlerce sahnelerin kişiye bunda çıplak sesle şarkı söylemek ya. bugün bugünün e ee, müzisyenlerinin de neredeyse oyuncuların da anlayamayacağı bir şey artık ve öyle yapıyorlar. Kesinlikle anlıyorum sizi Okan Bey ama anlıyorum. bir taraftan da bu çok amaçlı sahneler oluşmaya başladı ya. Hı. Yeni bir moda var. Evet, Her evet, şeyi evet. hem konserde yapıyorsun, onda evet, yapıyorsun, evet. diskoda oluyor falan filan. Hı. Yaşlı ya disko falan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hemşire. <laughs> Ee, biraz onunla da alakalı ama yani akustiğiyle de alakalı biraz. Tabii ki söylediğinize katılmakla birlikte bunu da parantez olarak söylemek istiyorum. Peki.